Interno Akademi'den herkese merhaba. Ömer Faruk Bayram ben. Yeni bir teknik eğitim videosuyla sizlerle birlikteyim. Bu videomuzda da yine DALI Gateway'lerden söz etmeye devam edeceğiz. Önceki videolarımızda DALI Gateway'lerin genel ayarlarından, konfigürasyonlarından ve devreye alma kısmının nasıl yapılacağından ve hassas olunması gereken noktalardan söz etmiştik. Şimdi sırasıyla DALI Gateway'imizin ETS tarafındaki database'inde output menüsüne geldik. A output menüsünde karşımıza çıkan parametrelerin, ayarların ne anlama geldiğinden söz edeceğiz. O halde başlayalım. Name diye bir kısım görüyorsunuz output kısmında. Burada channel A'ya, daha doğrusu önceki videolarda söz etmiştik. Eğer ki cihazınızda iki çıkışlı bir cihazınız varsa, iki kanallı bir cihazınız varsa bu kanalın birincisine buradan bir isim verebilirsiniz. İki model olduğundan söz etmiştik. Bir model, ikinci modelin aynı özelliklerinin tam iki katını bizlere sunuyor demiştik. İki kanallı için. Burada output A üzerinden devam ediyoruz. Output A zaten bu channel A'yı anlattıktan sonra eğer ki ikili bir cihazınız varsa, iki kanallı bir cihazınız varsa bütün parametreler, her şey B içinde aynı şartlarda, aynı mantıkta yapılır. Bunu da söylemiş olalım. İsterseniz birinci çıkışınıza buradan bir isim verebilirsiniz. Sonrasında Selected Dimming Curve diye bir kısım var. Bu detay bir esasında kullanım noktasında DALI'nin dim yaparken kullanmış olduğu grafiksel, mantıksal olarak logaritmik mi, lineer mi mantıkta dim yapsın ya da DALI çıkışını bu mantıkta kullansın amacıyla yapılmış bir ayarlama esasında. Biraz detay, dolayısıyla bu videoda bundan söz etmek çok yerli olmayacaktır. Dileyenler manuelinden, cihazın kullanma kılavuzundan bu bilgiye erişebilirler. Switch on off reaction kısmını görüyoruz. Burada brightness value when switching on, yani DALI çıkışı switching on olduğu zaman, yani açıldığında brightness value ne olsun ayarlamasını buradan yapabilirsiniz. Önceki, kapanmadan önceki değer olsun ya da her açtığımda %100 olsun, %93 olsun, bu diyebilirsiniz buradan. Dimming time ayarlamasını görüyorsunuz. Dimming time menüsünde, daha doğrusu parametresinde saniye bazında bir süre ayarlamamızı istiyor bizden. Default olarak bırakabiliriz. Bu şu anlama geliyor. Dimming DALI gruplarında temel iki tane dim yapabilme objesi var. Bunlardan söz edeceğiz. Bu ikisinden bir tanesi relative dim, yani göreli kontrol. Diğeri de brightness value kontrolü. Bu da absolute, yani mutlak kontrol. İki tane temel kontrol tipi var DALI gateway'lerde standart olarak. Bu objeleri kullandığımız zaman, yani bu kontrolleri kullanmak istediğimiz zaman genelde bir butonla DALI gateway'lerin, DALI grupların balastlarını kontrol ederiz. Bu durumda bir butona bu objelerden biri atandığı zaman relative dim ya da brightness value uzun basmayla, yani parmak fiziksel olarak bir uzun basmayla kullanıcı uzun basarak, butona uzun basarak genelde artı ya da eksi dim yapar. Bu sürenin ne kadar olacağı, yani basıldığı anda hemen mi tepki vermeye başlasın yoksa belli bir gecikmeyle mi olsun ayarlamasını buradan yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 0 eşittir immediately, yani 0 olduğu zaman hemen parmağınıza bastığınız an itibariyle dim yapmaya başlar. Switch off at turn off brightness value. Burada brightness value'ya bir, isterseniz turn off brightness diye bir yüzde belirleyebilirsiniz. Bu yüzdeye geldiği zaman switch olarak da kapatsın mı ayarlamasını buradan yapabilirsiniz. Çünkü switch olarak kapatsın mı ne demek? Bir objenin en temel kontrol elemanları 5 kontrol elemanından oluşuyor. Burada switch var, onun statüsü var, relative var, brightness value var ve onun statüsü var. Yani relative ya da brightness value'yu kullanarak DALI grubunu artı ya da eksi yönde dim yaptırabiliriz. Ancak kapatmasını ya da açmasını istiyorsak zaten bunu yapan bir switch objesi var burada. Grubu ya da balastı açmak ya da kapatmak için, yani sıfır ya da bir değerini göndermek için zaten bir switch objemiz var. Relative dimle ya da brightness value ile yüzdesel komut verirken minimuma indikten sonra kapatsın mı ya da maksimuma çıktıktan sonra yani maksimuma çıkmadan diyelim daha doğrusu. Ya da şöyle diyelim, brightness value ya da relative dim üzerinden bir grup objesi olarak bir butona atandı.
DIM objesi üzerinden DIM butonuna bastığımız zaman grubu açabilsin mi ya da kapatabilsin mi ayarlamasını yapabilmek maksadıyla kullanılan bir obje bu. Ne diyor? Brightness value tabii ki bu off için burada ayarlanıyor. On off kısımlarını dimming kısmından tekrardan göreceğiz. Onun için buradaki ayarlama aslında şu. %30'dan aşağıya indiği zaman aydınlatma grubunu kapatsın diyebilirsiniz. Feedback off switching state. Switch yani aç kapa yaptığımız zaman bir feedback gelsin mi? Genelde bunu izlemek isteriz. Dolayısıyla feedback istiyorsak bunu yes deriz. Peki feedback sadece istek durumunda mı? Yani ben okumak istediğim zaman şu an grup açık mı değil mi? Aydınlatma, balast açık mı değil mi? Görebildiğim bir yerde değilse yazılımsal olarak bunu sorguladığım zaman mı sadece gelsin? Yoksa açıldığında, kapandığında, her açılıp kapandığında bana bir bilgi olarak yani change değişim olduğunda ve ben istediğim zaman. Bu daha geniş bir status aralığı olduğu için genelde change or request'i kullanırız. Dimming kısmına geleceğiz. Upper dimming, lower dimming var burada. Dim olarak artı yönde dim yaparken maksimum hangi parlaklık seviyesine kadar aydınlatma grubunu açabileyimin ayarlamasını buradan yapıyoruz. Lower dimming'i buradan yapıyoruz. Minimum hangi seviyeye kadar, hangi yüzdeye kadar inebileyim ayarlamasını buradan yapıyoruz. Relative dimming reaction ve brightness absolute dimming reaction ayarlamalarını görüyoruz. Esasında aynı isimlerde ayarlamalar var. Dolayısıyla aynı anlama geliyor. Dimming time for relative demiştik ki relative dim ya da brightness diminde objeye basılı tutarak bir komut vermiş oluyoruz. Basılı tuttuğumuz sürece artı ya da eksi yönde dim yaptırıyoruz. Bu basılı tutma sürelerinin ne kadar saniye bazında ne kadar olması gerektiğini buradan ayarlayabiliyoruz. Hem relative dim için hem brightness value için. Tabii ki bunları aynı anda kullanmanıza gerek yok. Yani bir grubu butondan kontrol etmek için sadece relative dim yeterli olabiliyor mesela. Brightness value'yu da kullanabilirsiniz isterseniz. Allow on via relative dim ya da off aynı şekilde brightness value üzerinden ona müsaade et ya da off'a müsaade et. Bunlardan esasında burada söz etmiştik. Dedik ki relative dim aslında 0 ile 100 arasında yüzdesel olarak relative dim ya da brightness value yüzdesel bir ayarlama yapmak için kullanmış olduğumuz obje. Ancak bu objeler üzerinde aynı anda kullanıcı kapatabilsin mi grubu ya da açabilsin mi ayarlamasını buradan yapıyoruz esasında. Gördüğünüz gibi relative dim üzerinden açmaya müsaade edilsin mi? Yes, no. Kapatmaya müsaade edilsin mi? Yes, no şeklinde. Yine aynı şeyler brightness value için de geçerli. Çünkü switch varken ayrıyetten relative dim ya da brightness value üzerinden açıp kapamasına gerek yok diyebiliriz. Ya da switch'i kullanmayacağım. Ben sadece relative dim üzerinden ya da brightness value üzerinden hem açıp kapatabileyim hem de dim yapabileyim demek isterseniz buradan bunu yaparsınız. Bu ayarlamaları açarsınız. İkisine de yes yes dersiniz. Ve sadece relative dim'i ya da brightness value'yu kullanırsınız. Bu durumda açıp kapatmak için ayrıca switch kullanmanıza gerek kalmaz. Relative dim'in bir status objesi yok. Standart olarak piyasadaki diğer markalarda da bu genelde olmaz. Ancak brightness value'nun bir statüsü var. Dolayısıyla eğer ki bir yüzdesel olarak parlaklık yüzdesini bir objeden okumak istiyorsak bilgiyi yani bir yazma objesi var bir de okuma objesi var. Ben değişikliği yaptığım anda yüzdesel olarak benim BMS yazılımımda yüzde ışıkları %30 açık olduğunu gerçek bir bilgi olarak bana sunsun dediğimiz zaman statüslere, feedbacklere ihtiyacımız var. Burada feedback of brightness value'dan feedback'i aktif edebilirsiniz yes diyerek. Ve sadece istek durumunda mı yoksa hem değişim olduğunda hem talep edildiğinde mi gelsin ayarlamasını buradan yapabiliyorsunuz. Fault menüsünde A output'u için hata bilgilerini okumak isterseniz ne gibi anlaşılır olabileceklerden birkaç örnek vereyim. Dali voltage fault, lamp fault, ballast fault gibi bunları aktif etmeniz gerekiyor. Ve siz bunları aktif ettiğiniz zaman burada her birisi için görüldüğü gibi bir tane obje açıyor. Dali voltage fault da burada bir obje açıyor. Hangisini kullanmak isterseniz her birisi için bir obje açacak. Ve bu objelere bir grup adresiyle eşleştirerek
Bir lamba hatası olduğu zaman size oradan bir bilgi verecek sistem. Örneğin Dali Voltage Fault. Yani Dali Voltaj hatası ne olabilir? Dali Voltaj'ın da kısa devre olabilir ya da aşırı yüklenmesi olabilir. Yani yük gerilim fazlalığı olabilir. Lamba hatası, lambanız geçmiş olabilir. Burada size lamba geçti sıfır ya da bir bilgisi verir. Genelde bir bilgidir muhtemelen bu. Buradan size bir bilgi verir. Balast hatası olduğu zaman kısa devreye var. Balast hatta değil vesaire gibi bilgileri size verebilir. Bunların diğerlerinin anlamlarını öğrenmek isterseniz cihazın manueline bakabilirsiniz. Orada bütün detaylar veriliyor. Genel manada hata bilgileri output çıkışı için bunları aktif ederek okuyabiliyoruz. Bunlar ayrıca balastlar için ya da gruplar için. Şimdi output'un içinde birçok grup olabilir. Yani output çıkışın kendisi demek. Bunun içinde gruplar olabilir. Gruplardan ayrı olarak balastların her biri tek tek kontrol edilebilir ya da feedback alınmak istenebilir. Bu durumda bunlar için de zaten her birinin hem balastların hem grupların hata bilgilerini ayrı ayrı alabilme imkanımız da mevcut. Bu çıkışın genel hata bilgisini almak için. Output menüsünün genel ayarlarına bakıyoruz şu an. Son olarak bir de şundan bahsedeceğim. Bir Dali grubunun, Dali balastının ya da Dali çıkışının şu an output A'yı göz önünde bulunduruyoruz. Temelde 5 objesinin olduğunu söylemiştik. Genel olarak kullandığımız objeler bunlardır. Bir kontrol için yeterli olur. Grubu, balastı ya da çıkışı aç kapat ve bunun durum bilgisini al. İki objeden yapabiliyoruz. Relative dim ya da brightness value 0 ile 100 arasında dim yapabilmemizi artı ya da eksi yönlü dim yapabilme imkanımızı bize veren iki tane temel obje. Relative dim'in statüsü yok demiştik. Dolayısıyla brightness value'nun yüzdesel değerle okumak istediğimiz zaman brightness value'nun statüsünü buraya bir grup adresiyle eşleştirip brightness value'nun statüsünü okuyabiliriz. Peki relative dim ile brightness value arasındaki fark nedir? Bunlardan söz edelim. İkisi de dim yapabilme imkanını bize sunuyor. Ancak relative dim gördüğünüz gibi 4 bitlik bir obje. Dolayısıyla kontrol aralığı daha az diyebiliriz. Yani 0 ile 100 arasındaki yüzdesel ayarlamayı bize mutlaktaki kadar geniş bir aralıkta veremiyor. Ne demek istiyorum? Brightness value'yu örneğin burada bir değer yazmak istediğimiz zaman bir açılır pencere çıkıyor. Gördüğünüz gibi burada 0 ile 100 arasında 100 birimlik bir kontrol, yani 100 parçalık bir kontrol, yani 0 ile 0'dan 3'e çıkartabilirsiniz %3'e. 3'ten 4'e bile çıkartabiliyorsunuz yüzde olarak. %3'ten %4'e çıktığını aslında göz bile fark edemiyor. Ama çok ince bir kontrol imkanı sunabiliyor size. Relative dim de bu kontroller çok daha kaba şekilde yapılıyor. Daha genel hatlarıyla ve giden son bilgiye kıyasla. Ne demek bu? Şöyle ki relative dim göreli göreceli kontrol anlamına da gelebiliyor. Gördüğünüz gibi burada artı yönde ve eksi yönde. Aslında temel kontrolü şurada gördüğünüz gibi bir 8-10 aşamalık bir kontrol imkanı ile yapabiliyoruz. Kontrol imkanı sunuyor bize. Ancak brightness value'da bu 100 adımlıkta. Bir bakalım 1, %1, %3, %6, 12, 25, 50, 100. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 adımlık bir kontrol sağlıyor bize artı ya da eksi yönde. Yani örnek veriyorum, aydınlatmamız %50 açık. Artı yönde dim verdiğimiz zaman belli bir süre bastık. Bu süre bazında ne kadar uzun süre basarsanız bu kadar yüzdeyi artırmış olursunuz. %3 verdiğiniz zaman %53 olur. Sonra eksi dim yaptınız. Bunun üzerine buradan devreye alacak bu sefer. Bu aşamada çalışacak. %12 eksi yaptınız. %53'ten %12'yi çıkartır ve size %41'lik bir parlaklık seviyesi verir. Sanırım anlaşıldı. Relative dim daha geniş den, yani absolute value'ye göre, mutlak dime, brightness value'ye göre daha geniş bir kontrol imkanı sunamıyor. Gördüğünüz gibi 7-8 adımlık bir kontrol yapabiliyoruz sadece. Ancak bu brightness value'da 100 adımlık, 100 birimlik bir kontrol olabiliyor. Evet, Dali Gateway'lerde output'lardan söz ettik. Sonrasında bir sonraki videoda grupların, balastların, aslında benzer ayarların gruplar için, balastlar için nasıl yapılması gerektiği üzerine olacak bir sonraki videomuz.
Bu videomuzda output için genel ayarları nasıl yapıldığından bahsettik. Sonraki videolarda gruplar için, balastlar için benzer şeyleri nasıl yapacağız? Bundan söz edeceğiz. Bir sonraki teknik eğitim videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.